Yo, boom. The thing goes. Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir YouTube videosuna, yepyeni bir 9 kontentine hepiniz hoş geldiniz. Bugün günlerdir beklediğimiz Mesut Özil SPC'si geldi. Onun yanında da Man of the Match kartları geldi. Hepsine bakacağız. Sizleri daha fazla bekletmek istemiyorum. Hemen videoya geçeceğim bugün. Ama öncesinde bir videoyu like atıp kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Geçtim bile. Evet. Öncelikle arkadaşlar bugün günlerden 19 Şubat 2027. Bakalım neler gelmiş. Görevlerde bir şey var mı? Zafer yolunu dün tam anlatamadım. Ee, çok böyle alelacele oldu ama bugün biraz bahsedeyim. Arkadaşlar Zafer yolu, RTTF Zafer yolu diye bir şey var. Burada her 3 maç kazandığınızda bir paket elde ediyorsunuz. En sonunda finali de kazanıp yani 21. galibiyeti de alıp nadir mega ve jumbo nadir oyuncu paketi elde ediyorsunuz. Burada hangi modda maç atmanız gerekiyor dün? Yeni bir oyun modu geldi. diye bir video paylaştım. Biraz yanlış anlaşılmış. Biraz daha açıklık getirmek istiyorum. Görevler kısmında Zafer yoluna buraya geldiğinizde üçgene bastığınızda Final e, Fanatikleri diye bir bölüm var. Günde 5 maç atabiliyorsunuz burada. Mutlaka 5 maçınızı atın. Toplamda 21 galibiyet elde ettiğinizde burası bitiyor. Buna geldiğinizde yine ana kadronuzla oynayabiliyorsunuz. Bir tane kiralık oyuncu kullanma hakkınız var. Kiralığınızın sayısı düşmüyor. Onu da belirteyim. Lütfen buradaki günlük 5 maçınızı yapın. Her gün akşam 9'da bu yenileniyor diyerek hatırlatmamızı yapalım. Dönüm noktalarına bakalım bir şeyler gelmiş mi? Çukuveze, Matheus, Kuriri, Çabalala bunlar devam ediyor. Burada bir şey yok. Kadro kurma görevlerine gelelim. Canlı kısmındayız. Canlı canlı neler gelmiş. Calvert, Levin, Luis Felipe diğer oyuncular bitti. De Paul, Beyli hangisini yapacaksınız? Bunlardan Beyli çok fazla soruluyor. Bilmiyorum bu konu hakkında konuşabiliriz yorumlarda. Upgrade alması muhtemel Eric Beyli'nin ve işte o kart. Ve Süper Lig'den sonunda bir oyuncu kartı geldi. Mesut Özil kartı geldi. 82 ve 84 istiyor. Inform istemiyor. Sadece bir Alman oyuncu istiyor. Gayet ucuza gelmiş. 90 ile gelmiş. Mesut Özil gözlerine kurban. E, fotoğrafı herhalde dinamik bir fotoğraf olacaktır diye tahmin ediyorum. Bu fotoğrafla kalmayacaktır. İlerleyen saatlerde fotoğrafı değişebilir. Bakalım Mesut'a. Beceri hareketi 5 gelmiş. Sol ayaklı, orta düşük çalışma oranı biraz evet uygun değil orta saha için ama 4 1 2 1 2'de merkez ken veya CM'de oynatabileceğimiz bir kart gibi duruyor. Zayıf ayağı. Keşke 4 olsaymış. Keşke 4 olsaymış. 1.80 boyu var. Ama Süper Lig'den olması, tanıdığımız bir oyuncu olması tabii ki bize bu kartı yaptıracak. Yani oyunun başından beri hatta tüm FIFA serilerinde hep istiyoruz ki böyle ne kadar yani Belçika Ligi'ne, Hollanda Ligi'ne, işte Çin Ligi'ne verilen önem kadar bizim ligimize de önem verilsin. Bizim ligimizden de birçok oyuncu gelsin oyuna. Hani oynanabilir olması önemli değil. Yeter ki biz bunları görelim. Belki böyle aralara fantezi kadrolar kuruyoruz. Oralarda kullanalım istiyoruz ama EA çok fazla kart getirmiyor. O yüzden biz de bir kart geldiğinde çok fazla seviniyoruz ki yani parantez içinde ben Galatasaraylıyım. Fenerbahçe'den güzel bir kart gelmiş. Neden oynatmayayım diye düşünüyorum. Sizler de eğer gameplay'ini istiyorsanız bana yorumlardan yazın. Özül için özel bir gameplay videosu çekebilirim. Şimdi hızlanması 90, sprint hızı 87. Bu gayet güzel bir şey. Atak pozisyonu çok güzel. Yani kale önünde cihaz sahası içerisinde bulunduğunda kendini boşarı çık boşa çıkarabilecek, top alabilecek bir pozisyon e, atak pozisyonu var. Bitiriciliği fena değil. Şut gücü 87, uzaktan şut 88. Çok tatlı bir şut istatistikleri var. Özellikle kısa pası 94 oluşu. Burada özeli biraz daha oynanabilir kılıyor. Görüşü de 94. Muhtemelen uzun pasları, kısa pasları kenarlara oynayacağı böyle bir maestro gibi topu dağıtabilir orta sahanızda. Dribblingi Top kontrol 94, reaksiyon 90, dribbling 91, çeviklik denge 87 86 gayet tatlı bir kart olmuş. Yani mesela bu kart bir Premier Lig'den ne bileyim ya da Fransa Lig 1'den Fransız veya Brezilyalı veya bir Arjantinli bir oyuncu olsaydı bence Mesut biraz daha pahalıya gelirdi. Sadece 82 ve 84 istemezlerdi diye düşünüyorum. Dayanıklılığı 86 olmuş. İlk bir başlatacaksanız mutlaka e, oyundan almanız gerekiyor. Gücü de 77 olmuş. Plase shoot trade'i var. Ayağının dışı trade'i, canımın içi trade'i var. Doğal yeteneği var. Daha ne olsun? Çok keyifli bir kart gibi gözüküyor Mesut Özil. Mutlaka e, yani... Oynatmasanız bile yapıp kadronuzda bekletmelisiniz. E, Team of the Season geldiğinde Süper Lig'den birkaç oyuncu ile beraber bağlanıp mutlaka yapılır. Ben mutlaka yapacağım. Şimdiden yıldızlıyorum Mesut Özil'i. Ben beğendim Mesut Özil'e puanım 10 üzerinden 7 olur. 7 olmasının sebebi de zayıf ayağı 4 olsaydı 8-9'lara çıkabilirdim. Evet başka son dakika SBC'si gelmiş Nadir Elektrum. Bu dün mü gelmişti bugün mü gelmişti hatırlayamadım. Ama... Devam edelim. E, akıntıya karşı gelmiş. Evet son dakika dün gelmişti. Akıntıya karşı bugün gelmiş. Benim bunları geldiği gibi yapmam lazım. Yoksa karışıyor. Ne istiyor? Jumbo Premium. Inter veya Liverpool oyuncusu istiyor. 9 tane nadir istiyor. 80 rating. 95'te kimya istiyor. Evet ligler max 3 diyor. Teknikten, ligden İtalya liginden 9 tane nadir. 2 tane nadir olmayan oyuncu verip bunu halledebilirsiniz. Başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Hemen şöyle futbine geçelim. Yeni oyuncular geldi. Onlara orada bakalım. Evet, Man of the Match kartları gelmiş an itibariyle. FIFA'da her sene Man of the Match kartları geliyor. Ee, Şampiyonlar Ligi'nde veya liglerinde oynanan oyuncuların e, o maçta gösterdiği iyi performanslara nazaran geliyor. Şöyle yüksek reytinglerden başlayalım. Lukaku, Dybala, Romero, Stones, Perisic, Kluivert, Jota... Yani çok fazla e, kullanılabilecek oyuncu gelmiş gibi durmuyor. Ama yine de ayrıntılarına bakmakta fayda var. Şöyle şuradan da Futurum'un e, görselinden de gösterelim. Buradan Futurum'a da selam gönderelim. Böyle güzel içerikler ürettiği için bize. Lukaku 90 rating yine gelmiş. Daybala, Romero, Stones, Jota, Perisic, Kluivert, Rafael Leo, Gray gibi kartlar mevcut. Yani çok fazla... Bir hype yaratır mı? Bu kartlar yaratmaz açıkçası. Şöyle bir bakalım. 90 rating bir Lukaku. 3-4 yani 88 zaten gold'u var. Çıkarsa muhtemelen SBC'de çok güzel oynar. Dybala hiç özel kartı yoktu bu sene. En azından bir tane kartı gelmiş. bir kadrolar için belki Dybala bir e, artı bir olabilir. Positioning ve finishing'i biraz daha yüksek olsa çok güzel olur. Egilti balansı çok tatlı bir kart. Eğer çıkarsa elimizde, sonradan yedekten 4-2-3-1'de merkez keme koyabileceğiniz tatlılıkta bir kart gibi duruyor. Romero'nun 84 informu bir ara çok fazla oynanabilirdi. Eğer yeni başladıysanız oyuna böyle bir kart elde ederseniz bir yerden herhangi bir paketlerden. Videonun o en başında bahsettiğim e, 3 win alarak kazandığınız paketlerden falan gelirse belki... E, 11'inizde Premier League kadronuzda düşünebilirsiniz. John Stones kesinlikle oynamanızı tavsiye etmeyeceğim bir kart. Aynı şekilde Ivan Perisic, Perisic için de muhtemelen önümüzdeki günlerde e, Serie A A'yın oyuncusu kartı gelecek diye biliyorum. Skill 4, Foot 5 çok tatlı, değişik bir kart olabilir. O kartı da bekliyoruz. Bu kart da LVB gelmiş. Bu arada dikkatinizi çekerim. Perisic e, Inter'de sol kanat bek olarak gelmiş. E, Inter'in o meşhur 3-5-2'sinin sol tarafında oynayan bir oyuncu. Justin Clivert babasının hatrına o TV'si vardı. O TV'si 84 olmuş. Man of the match. Clivert. Jota. Jota'nın 87'siyle artıcı kadromda oynuyorum. Çok tatlı bir kart. 278k ama bu kartı 4 skill 5 weak foot olmasına rağmen yüksek yüksek olmasına rağmen çok fazla oynatılabileceğini düşünmüyorum geçtim bunu da başka da bir şey yok burada gibi görüyor. Evet, bir de son bir haberle videomuzun sonuna gelelim. İlerleyen günlerde bir flashback Griezmann bekleniyor arkadaşlar. Bunun da haberini sizlere vereyim. Griezmann biliyorsunuz bu sene çok fazla ortalıkta yok. Eee iyi -E de kart anlamında bir flashback Griezmann e özellikle şutlarının iyi olduğu ve pace'inin iyi olduğu bir Griezmann gelirse Fransız kimyalanması kolay bu sene çünkü çok fazla Fransız iyi oyuncu var oyunda. Griezmann'ı belki kullanabiliriz. 4-4 kartı normal kartı Griezmann'ın. Ama şöyle bir 5 zayıf ayak veya skill move upgrade'i gelirse Griezmann da çok tatlı olabilir diye düşünüyorum. Evet çok teşekkür ederim video izlediğiniz için. Mesut Özil'i çok bekledik geldi. Mesut Özil'in gameplay videosunu eğer istiyorsanız bana yorumlarda bildirin. Zaten Twitch kanalında da gece yayınlarda yapıp oynamış olurum. Video bugünlük bu kadardı. Content bugünlük bu kadardı. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Eğer videoyu beğendiyseniz like butonuna, kanala abone değilseniz de abone ol butonuna basarak beni çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.